Kutsal Kitaba göre Matta Bölüm 1 İbrahim oğlu Davut oğlu İsa Mesih'in soy kitabı. İbrahim İshak'ı tevlid etti ve İshak Yakup'u tevlid etti. Ve Yakup Yahuda ve onun kardeşlerini tevlid etti. Ve Yahuda Tamar'dan Fares ve Zara'yı tevlid etti. Ve Fares Esrom'u tevlid etti. Ve Esrom Aram'ı tevlid etti. Ve Aram Aminadabı tevlid etti ve Aminadab Nahşon'u tevlid etti ve Nahşon Salmon'u tevlid etti ve Salmon Rahap'tan Boğaz'ı tevlid etti ve Boğaz, Rut'tan Obed'i tevlid etti ve Obed Yesse'yi tevlid etti ve Yese Kral Davut'u tevlid etti ve Kral Davut daha önceleri Uriya'nın karısı olandan Süleyman'ı tevlid etti ve Süleyman Roboam'ı tevlid etti Er ve Roboam Abiya'yı tevlid etti. Ve Abiya Asa'yı tevlid etti. Ve Asa Yoşafat'ı tevlid etti. Ve Yoşafat Yoram'ı tevlid etti. Ve Yoram Uziya'yı tevlid etti. Ve Uziya Yoatam'ı tevlid etti. Ve Yoatam Ahaz'ı tevlid etti. Ve Ahaz Hezekiya'yı tevlid etti. Ve Hezekiya Maneses'i tevlid etti. Ve Manases Amon'u tevlid etti ve Amon Yoşiya'yı tevlid etti. Ve Yoşiya, Babil sürgünü sırasında Yekonyas ve onun kardeşlerini tevlid etti. Ve Yekonyas, Babil sürgününden sonra Şealtiel'i tevlid etti. Ve Şealtiel, Zerubabel'i tevlid etti. Ve Zerubabel, Abiud'u tevlid etti. Ve Abiud, Eliakim'i tevlid etti. Ve Eliakim, Azor'u tevlid etti. Ve Azor, Sadok'u tevlid etti. Ve Sadok, Ahim'i tevlid etti. Ve Ahim, Eliud'u tevlid etti. Ve Eliud, Eleazar'ı tevlid etti. Ve Eleazar, Maddan'ı tevlid etti. Ve Maddan, Yakub'u tevlid etti. Ve Yakup Meryem'in kocası Yusuf'u tevlid etti. Meryem'den de Mesih denilen İsa doğdu. Böylece İbrahim'den Davut'a kadar tüm kuşaklar 14 kuşak ve Davut'tan Babil sürgününe kadar 14 kuşak ve Babil sürgününden Mesih'e kadar 14 kuşaktır. Şimdi İsa Mesih'in doğumu şöyle oldu. Annesi Meryem Yusuf'la nişanlıyken birleşmelerinden önce kutsal ruhtan hamile bulundu. O zaman kocası Yusuf, adil bir adam olduğundan ve onu herkesin önünde utandırmak istemediğinden onu gizlice boşamak niyetindeydi ama bunları düşünürken işte Rabbin meleği ona rüyada görünerek "Ey Davudoğlu Yusuf" dedi. "Karın Meryem'i yanına almaktan korkma. Çünkü onda oluşan kutsal ruhtandır ve o bir oğul doğuracak ve onun adını İsa koyacaksın. Çünkü o halkını günahlarından kurtaracak." Şimdi bunun hepsi Rabbin peygamber aracılığıyla söylediği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte bakire gebe kalacak ve bir oğul doğuracak ve onun adını Emanuel koyacaklar. Bu da çevrildiğinde Allah bizimle demektir. O zaman Yusuf uykusundan uyanıp Rabbin meleğinin kendisine buyurduğu gibi yaptı ve karısını yanına aldı. İlk oğlunu doğuruncaya dek onu bilmedi ve onun adını İsa koydu.